sadece parayı takmamak lazım kafayı. Sadece parayı düşünen insan takım arkadaşını düşünmez ki. Sen dünyanın en akıllı adamı da olsan takım çalışması diye bir şey var. Yani müşterisini düşünmeyen bir şirket zaten başarılı olamaz yani. Bu problemlere fırsat olarak bakmalı ya. Yani. Uyanık bir duvara tosluyor diyor ki buraya herkes tosluyor diyor. Bunu ben, ben duvarı yıkayayım yani. Bunu çözersem diyor, buradan para kazanırım yani. Yes, 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 tamam, tamam, tamam gidiyorsa bu işi başlatmak lazım. Bazen bir problemi çözüyorsunuz, bütün dünya değişiyor yani. İnsan e, bana göre benim öğrendiğim şey yani çok parayı takarsa başarılı olması çok zor. Gece gündüz para düşünen insan yani para öncülük olduğu için orada tek gördüğü şey para olduğu için biz bir, bir defa hani müşterisi için daha fazla düşünmüyor. Yani müşterisini düşünmeyen bir şirket zaten başarılı olamaz yani. Bizim toplumlarda şöyle çok fazla şey görüyorsunuz değil mi? İki kişi bir araya geliyor, sonra bir şirket kuruyorlar, sonra. Ondan sonra birbirine bakmaya başlıyorlar. Tamam mı? şuna kadar kazanıyor? Bu ne kadar kuruyor. Ya bu işi ben kendim yaparsam falan filan. Böyle iki hesaplara başlıyor falan. Ondan sonra bunun iyi yarısını vereyim ben. Ve hepsi bana kalsın falan. Çünkü para önemli ya orada. Ondan sonra aşağı çıkıyor. Yani 6 ay sonra kendi kendi işlerini kuruyor. Bu ortaklık bozuluyor yani. Tamam mı? Şimdi sen dünyanın en akıllı adamı da olsan... ...takım çalışması diye bir şey var. Amerika'da benim gördüğüm en başarılı şirketler... ...takımla başarılı oluyor. Yani burada sadece parayı düşünen insan takım arkadaşını düşünmez ki, ortağını düşünmez ki. Mesela o yüzden hani e, sadece parayı takmamak lazım kafayı. Bu bir. Şimdi siz şirketseniz yani sizin müşterilerinizin memnuniyeti sizin başarınızdır değil mi? Ama sadece parayı gören insan kendi müşterisini görmez yani. İkincisi bir iş başlatan bir insan, başlatmak isteyen bir insan öncelikle müşterisine öncelik vermesi lazım. O müşterisinin memnuniyeti çok önemli. Bunlara sonuna kadar servis vermek lazım, bunların gönlünü kazanmak lazım, bunların memnuniyetini kazanmak lazım. Yani bu tür şeyler de var. İnsanlar hayatta problemlerle karşılaşıyor ve bu problemler aslında, şimdi şöyle bir düşünün, değil mi? Sizin bir probleminiz var. Bu problem sizin canınızı sıkıyor ya da size bir zorluk getiriyor hayatta ve bunu normal insanlar o problemle uğraşıyor sabah akşam. Çözüyor bir şekilde. Ondan sonra hayatına devam ediyor. Ama bazı insanlar şöyle yapıyor. Bir problemle karşılaşıyor. Sonra o problemi kendisi çözmeye çalışıyor. Çözdükten sonra diyor ki lan diyor yeryüzünde 8 milyar insan var. Bunun içerisinde 10 milyon insanın bunun benim aynı problemim var yani. 20 milyon insanın ben benim problemle aynı problem var. Ben bu problemi çözersem onlar için bu bir benim için bir business opportunity diyor. Mesela Amerika'da bir çocuk burs başvurusu yapıyor. Yani binlerce okula başvurusu yapıyor, Zorlukları geçiriyor, defterleri açıyor, kitaplardan okuyor, internetten araştırıyor hiçbir yerden. Yani doğru düzgün bir kaynak bulamıyor. Sonra bir şekilde bu çocuk başarıyor yani burs almayı bir üniversiteden. Sonra cidden düşüyor çocuğa. Diyor ki e, milyonlarca öğrenci var Amerika'da. Herkes burs bakıyor. Ya bunlar için ben bir platform geliştireyim diyor. Çünkü ben de zorlandım. Herkes zorlanır yani. Sonra o zorlandıkları yaşadığı problemi bir çözüm üretiyor ve o çözüme binlerce öğrenci satın aldığı için bu sefer bu çocuk için bir biznes şekilleniyor yani. Bence şurada hani ilham perisinin gelmesini beklemesi gerek yok yani. Şöyle baksın yani benim hayatımda uğraştığım problemler başkalarının problemi var mı yani? Böyle bir problem var mı? Bu bir. İkincisi bu problemi çözersem insanların ne kadar büyük problemi çözüyorum mesela. Bazen bir problemi çözüyorsunuz, hiç kimsenin umurunda değil. Bazen bir problemi çözüyorsunuz, bütün dünya değişiyor yani. Ona bakmak lazım. Üçüncüsü, tamam bu problemi çözüyorsun, birçok bir insanın, milyonlarca insanın böyle problemi var mesela. Ondan sonra bunu çözersem insanlar bu çözüm için para ver, verebilir mi yani? Öder mi, ödeme yapar mı yani? Bunu da düşünmek lazım. Eğer bu üç cevabı yes, 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 tamam, tamam, tamam gidiyorsa bu işi başlatmak lazım. Benim de işim öyle. Amerika'ya geldim, mülteci oldum, uğraştım, herkes... Şeyden başlıyor, bataklıktan başlıyor hayatını. Bulaşık yıkıyorum, kiramı ödeyemiyorum, arabamın tekerleği patlıyor, çocuğumu doktora götüremiyorum. Finansal problemlere yaşıyorum, iyi bir iş kazanmak istiyorum, bulamıyorum. Ondan sonra bir IT işine girince diyorum ki... Sonra ar arkaya dönüp baktığım zaman... Hı. Ya Kuzat Alday gibi Amerika'ya mülteci olup gelip de sürüm sürüm milyonlarca insanlar var. Benim şu an problemim, çözme yönetimim onların derdine dermandır. Reçeteyi çıkartıp başkaları da verebilirim dedik, binlerce insan... Bu reçeteyle başarılı oldu. Ve bu problemi böyle çözdük yani. O yüzden arkadaşlar yani ilham bekleme şey yapma değil yani. O bir problem baksınlar hayatında. O problemi çözsünler. O problemi çözdükten sonra onu seri halde insanlara sunsunlar ve budur yani iş yani. Birincisi problemi duvara toslar. Bu dünyanın Allah belasını versin der. Negatif bir şekilde. Bana niye böyle şeyler oldu? Ben ne günah işledim falan filan. Bu negatif düşünme. Öbür taraftan uyanık bir duvara tosluyor diyor ki buraya herkes tosluyor diyor. Bunu ben, ben duvarı yıkayayım yani. Bunu çözersem diyor buradan para kazanırım yani. O yüzden bakış açısı da çok önemli. İnsanlar sadece problemler problem olarak değil. Bu problemlere fırsat olarak bakmalı yani.